nereye çağrılsak, hangi vesileyle olsa ilgili, münasip ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerle sohbet ederiz. Tabii bu göreli dernekler, federasyonu geldiler, sağ olsunlar. Hoşuma da gitti, biraz 8-10 kişi gelmiştiler. Hemşerilerimizin İslam'a değer vermesi, alimlere değer vermesi, işte böyle bir sohbet tertip etmek istemesi, bunlar güzel şeyler. Artık bu dernekler horon çalmaktan, dans etmekten vazgeçecek, bu sohbetlere dönecek. Çünkü bu efendim millete tamam bir ikramlar olur, ayranlar olur, pideler olur, şunlar bunlar olur ama millete ilim vermek lazım, irfan vermek lazım. Neslimiz boş, kof bir şekilde bütün meziyetlerden, faziletlerden ari ve çıplak vaziyette yetişmek üzeredir. Çok kötü bir durumdayız. Örfümüz bozuluyor, adetimiz bozuluyor. Vatan sevgisi işlenmiyor, işte efendim sıla-i rahim işlenmiyor. Hemşeriliğin manası nedir? Hemşerilik sıla-i rahimdir yani. Bunların hiçbiri işlenmiyor. Sadece efendim topla, dağıl, horon et, ye iç, böyle olmaz yani. Bu bakımdan memnun oldum. Hoşuma gitti. Ben zaten demin kendisi de dedi işte, demek o zamanki dediğim lafı şimdi söyleyince hatırlıyorum. Para olmayan işte ben varım yani. Paralı olmayan işlerde ben varım. Böyle ticarete, siyasete alet edilmeyecek. Çünkü bizim siyasetle işimiz yok yani. Biz Allah için, din için çalışıyoruz. Her işi ehli yapsın, Allah ehline yardım etsin. Bizim işimiz din işidir. Çünkü din olmadan ne devlet olur, ne vatan olur, ne bir şey olur. Bütün çimento dindir. Tabii Görele mübarek bir yer. Eski alimler yetiştirmiş. Benim dedem de yani büyük dedem Ali Osman Efendi, Hoca Efendi oralarda meşhur. O da bir alim zat. Efendim onun dedesi Hacı Tahir Efendi işte Görele'den 3 kişi hacca gitmiş o zaman. O 3 kişiden biri yani hakikaten ilim ehli, fazilet ehli insanlar olduğu. Tabii ben görmedim, görüşmedimse de babam tabii dedesini tanıyor. Bu şekil gelen ocaklarız. Ondan sonra tabii ben bir Sevad-ı Azam kitabı var. Meşhur bir ehli sünnetin en büyük itikat kitaplarındandır. Maturidi ulemasının Mavera-ı Nehir'den yazılan bir baş eser. Onun bir şerhi var mesela. Sonra onu kaybettim 30-35 sene evvel de şimdi arıyorum. Herhalde kütüphanede var. Basılı kitaptı. Bunu Göreleli bir zat şerh etmiş Arapça. Bu bana çok doğru. Çünkü bu kadar kitap gördüm ben. Çok çuvallarla binlerce, on binlerce kitap gördüm Arapça. Tabii bir ismini de tabii şimdi çok hatırlamıyorum. Sevad-ı Azam gibi ehli sünnetin metni yani bu. Buna şerh yazacak kadar muktedir bir alim. Baktım El Görelevi diyor yani eski tabirle El Görelevi diyor. Köyünü de yazmıştı. O zaman Şaban dedeme dedim böyle bir köy var mı Görele'de? Dedi var. Sonra o kitap işte ben çok taşınmalar etmeler bulamıyorum şimdi kütüphanemde. O 20-30 bin cilt kitap çok arttı. Fakat dediler şey de var. Süleymaniye Kütüphanesi'nde bakacağım şimdi. Hani onu da inşallah bir tercüme etmek istiyorum. Madem bir Göreleli bir alim yazmış. Hem itikat kitabıdır. Onu da hani tercüme etsek. Ha biz neyle iftihar edeceğiz? Biz ecdadımızın, hemşerilerimizin, akrabalarımızın, yakınlarımızın Müslüman olmasıyla, ehli sünnet olmasıyla, takva iseler, fazilet takva iledir. Bunlarla tabii ki gurur duyacağız, iftihar edeceğiz. Ama bunu ne yapacağız? Geçmişle iftiharla kalmayacağız. Bu zamana, bu zemine aktaracağız ve yetiştireceğiz. Çoluk çocuğu da bu şekilde yetiştirmemiz lazım. Hubbul vatan minel iman. Vatan sevgisi imandandır. Bu hadis-i şerif önemli bir hadis-i şeriftir. Tabii ki bir var genel vatan. Bir de var ki insanın kendi toprağı, hemşerisi, yakını, akrabası. Şimdi babamla demin işine girerken konuşuyoruz. Ne diyor? Görelenin hepsi diyor ya ana tarafından ya baba tarafından bize akrabadır. Görelenin hepsi diyor yani. Çünkü o daha iyi bilir. Onun için dedim illa sen gel ki başkanla sen tanış. Ben oradan tanıdıklarım azdır. Geriye dönük bir bilgi veremiyorum yani. Ama şimdi şuradan buradan birkaç mesele konuşmuşlar. Bak başkanla bile akraba çıkmışlar. Çünkü sıla-i rahim nedir? Akrabalık. Şimdi sen babandan dedenden geri gittiğin zaman belki de Görele'ye gelenlerin tümü kardeşler. İlk başta birkaç kardeş gelmiştir. Bu kardeş oluyor. Geriye gitti mi ne oluyor? Bunlar hep amcaoğulları oluyor.
Amcaoğulları ne oluyor yani hadis-i şerifte? El ammu ebun, amca babadır diyor. Teyze oğulları, dayı oğulları, dayı kızları, teyze kızları, hala kızları, geriye gittiğin zaman şeyler ekseri böyledir. Anadolu'da da yani bir ilçelerin ekseriyeti dışarıdan göç haricinde geri gittin mi böyle bir iki dede de, bir dede, iki dede, üç dede kardeştirler. Ya bu ne manaya geliyor İslam'da? Akrabalık sıla-i rahim manasına geliyor. El haletu ümmün. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Teyze annedir. Ha şimdi bu benim teyzemin kızı, amcamın, dayımın kızı, dayımın oğlu demek meselesi değil. Ya teyze anneyse, amca babaysa, değil mi? Dayı anneyse, o zaman geri gidildiği noktada bunlar hep ne oluyor? Senin en yakın annen, baban, amcan oluyor. Ve bunların çocukları da ne kadar geri açılsa da bir yerde birleştiği için en nihayetinde amca çocukları, dayı çocukları, hala çocukları, teyze çocukları olmak suretiyle o ilçenin halkında da bir akrabalık, illa yakın veya uzak akrabalık var. Hadis-i şeriflerde, ayet-i kerimelerde bunlar vasiyet ediliyor, tavsiye ediliyor, tembih ediliyor, önemli tutuluyor. Onun için bu dernek faaliyetlerini önemsiyorum. Çünkü İstanbul gibi büyük yerlere gelindiğinde irtibatlar kopuyor. Şimdi zaten bu televizyonlar, bu diziler, bu filmler yani bir köydeki adamı bile koparttı birbirinden. Yani bir köyde yüzhane olsa herkes film diziye kilitleniyor. Yani komşu komşudan haberi yok. Hadi de sen Gökdelen'de komşu komşuyu tanımıyor. Asansörde tesadüfe kalmış diyor şair ya. Şair ne diyor? Tanışmak, görüşmek, buluşmak bu zamanın, bu ileri dönemin evinde, apartmanında asansörde tesadüfe kalmış. Ha nasılsınız, iyi misiniz, kimsiniz, nesiniz diye o da derse. O da zaten asansörde bile cep telefonundan ya mesaj atıyor ya oradan internete bakıyor. Ancak asansörde çekmezse o zaman senin suratına bakıyor. Aa bizim internet çekmiyor da siz nasılsınız? Ayıp ya, ayıptır. Utanmak lazım. Bu kadar terbiyesizlik olmaz ya. Bir insana bir nasılsınız, şunu. Yani telefonuna bakmaktan adamın suratına bakamaz hale geldi millet ya. Bu ne biçim bir görgüsüzlük ya? Ama maalesef Avrupa kültürü, Amerika kültürü yani bu kafirlerin, gavurların ne kadar pisliği varsa akıyor bize. Maalesef teknolojide onların kendine göre ilerlemiş şeylerinde hiç bizde bir ilerleme yok. Aynı eski usul gidiyoruz. Ama pisliklerini, fuhuşları, müzikleri, şunları bunları, görgüsüzlükleri, terbiyesizlikleri, taharetsizlikleri, necasetleri, onların hepsi bizde var. Ne hamam kültürü kalmış, ne gusül kültürü kalmış. Yani ecdadımızdan gelen kültür yıkılıyor. Gavurlardan gelen kötü kültür yerleşiyor. Onların da bir alınacak tarafları var teknolojide, şurada burada diyelim. Onlar da maalesef hiç alınmıyor. Adalet, hak hukuk, yargı, şu bu. Oralara bazı kere imrenilecek hal oluyor mesela. Bizim durumumuza baktığın zaman da insan hakları, hayvan hakları, şu hakları, bu hakları dedi mi Avrupa'dan ders alacak duruma geldik yani. Ne insana hürmet var, ne hayvana şefkat var. Maalesef toplumumuz dinden soyutlandığı için, İslam'dan, Kur'an'dan ayrıldığı için, ayrıldığı için diyelim daha doğrusu, kültür böyle döndürüldüğü için, milletin yazısı değişmiş, efendim ecdadının kitaplarını okuyamaz hale gelmiş, bir anda şecereleri kesilmiş, soy ağaçları bozulmuş, soyadları değişmiş. Biz mesela Cemiloğulları diye anılıyoruz. Şimdi ben Cemiloğulları dedemlerden, babamlardan duymasam soyumu bulacak halim yok. Şimdi araştırıyoruz mesela. Buhara'dan gelinmiş, Buhara'dan Çeliçukur diye bir yere gelinmiş. Bu çok önemli çünkü Buhara'dan belki bir alime dayanıyor, belki veliye dayanıyor, belki bir seyitten geliyor. Bunları bilmemiz lazım ama soyadın olmuş ünlü Cemiloğlu kalkmış. Halbuki Cemiloğlu Buhara'dan gelen bir soyad. Yani Görele'de değil. Çünkü Görele'de yatan atalarımızda Cemil diye biri yok. Kütük'te de yok yani. Ama şimdi bu soylar kopartılmış, soyadlar değiştirilmiş. Milletin hepsi bir acayip. Bunlar ne kadar önemli meseleler biliyor musun? Bir soyadının değişmesi bile. Köylerin adı değiştirilmiş, o değiştirilmiş, bu değiştirilmiş. Böyle bir kötü zihniyet. Efendim. Kafataşçı zihniyet, ne bileyim ben kendine göre komünist desen komünist değil, mason desen mason değil. Kendine nevi şahsına münhasır bir efendim 100-150 sene evvelden böyle bir Jön Türklerden gelen bir soysuzluk hareketi başlamış. Memleket perişan edilmiş yani. Burada sıla-i rahim kalır mı ya? Adamın soyadı kalmamış da akrabayı tanımıyor ki yani. Akrabayı tanımaz ki. Çünkü yukarıdan gelen bir soyadı her yeri bağlıyor. Herkese ayrı soyadı verirsen zaten o benim neyim oluyor dersin.
Yanlış çok büyük ve başlatılmış. Allah bu yanlışlara son vermeyi nasip etsin. Dine dönmemizi nasip etsin. Bu dine döndüğün zaman hemşericilik var mı? Var. Niye var? Sıla-i rahimden. Akraba ilişkisi var mı? Var. Dinde ne yok? Kültür var mı? Var. Medeniyet var mı? Var. Büyüğe saygı var. Küçüğe şefkat var. Hayvan hakkı var mı? Var. Hepsi var. İnsan hakkı var mı? Hem de öyle bir mükemmel var ki dünyanın gavuru bizim Osmanlı ecdadımızın kanunlarına imreniyor yani. Hepsi var. Ama bunlar maalesef bozulmuş. Böyle bir köksüz, soysuz hale getirilmek istenmişiz. Ama millet olarak direnmişiz. Bazı şeylerden fedakarlık etmemişiz. Bazı zahmetler, çileler çekmişiz. Belki hepimiz çekmemişiz. Etkili yetkili bazı alimler, bazı büyükler, bazı liderler çekmiş yani bunu. Hapislerle yatmışlar, çileler çekmişler, taviz de vermemişler. Bugüne kadar en azından bir kültür, medeniyet bize kadar ulaşmış. Yoksa esas hesap şimdiye kadar tamamen milletin dinsiz olmasına göreydi. Yazanın Türkçeleştirilmesinden tutun, şusu busu, camilere, efendim halı yerine şey, koltuk sandalye konması, camilerde böyle kilise ayinleri gibi korolar, şeklinde bütün planlar buna göreydi. Yani millet tamamen şu anda dinsiz olmasına göre hesap yapılmıştı. Tabii bu hesaplar tutmadı. Tutmaz. Ama birileri bunun çilesini çektiği için tutmadı yani. Şahli Haydar Efendi gibi 24 kere hapse girersen, 4 kere idam yersen yok. İskilipli Atıf Efendi gibi kelleni verirsen, değil mi? İstiklal Mahkemelerinde o yüzlerce, binlerce, on binlerce alim, veli astılar. Ya bu adamlar da taviz verseydiler bugün din bize kadar gelmezdi. Ama tabii bir Süleyman Efendi Hazretleri'dir, Mehmet Zahid Efendi Hazretleri'dir, işte Sami Efendi Hazretleri'dir, Bediüzzaman Hazretleri'dir falan filan. Baktığın zaman hepsi çileler, sürgünler, hapisler, şunlar, bunlar. İşte Gönenli Mehmet Efendi'ler saymakla bitmez. Ama bu adamların gayretleriyle bugüne kadar bu iş geldi. Şimdi yeniden parlıyor. Parlama dönemindeyiz. Medreseler artıyor. Şimdi fakülte dediği kardeşimiz Görele'de bence bir fakülte olacağına bir medrese olsaydı. Fakülte benim için hiçbir şey anlam ifade etmiyor yani. Çünkü her taraf fakülte. Her taraf üniversite. Derde çare oldu mu? Derde derman oldu mu? Bütün teröristler siyasal mezunu yani. Teröristlere bakarsanız hepsi siyasal mezun. Şu memleketi bölen parçalayan bütün adamların şeceresine baktığınız zaman ne kadar zararlı var? Hepsi yüksek okul mezunudur yani. Yani çünkü ha ne kadar ıslahatçı adam varsa vatana millete faydalı medrese mezunu bulursunuz. İlahiyatlara bile bakın ne kadar milleti dininden imandan edecek. Çoğu hocalar ilahiyattan bozuk çıkıyor. Namazı üçe indiriyor. Namazı üçe indiriyor. Bunlar hep ilahiyatçı yani. Bunlar medreseli olsaydı böyle bir sapık şeyler milleti dininden döndürmeye çalışmazlar. Reformist, Abduhçu, Afganici, bütün buna Selefici, Vehhabici, memleketi bölüp parçalamak isteyen Osmanlı ecdadımızdan kopartmak isteyenlere hep bakarsanız dış etkenler tesir altında kalmışlar. Bunlar nerede kalıyor bu etkide? Medresede değil. Hep yine bu efendim üniversitelerde. Şu. Allah onları da ıslah eylesin. Biz bedduacı değiliz, biz duacıyız ama maalesef geldiği nokta, çünkü yanlış adamlardan gelirse doğru çıkmaz. Kamilden nakıs doğmaz. İnşallah oralarda güzel yönetimlerin eline geçer de faydalı hale gelir. Biz yine dua edelim. Ama bize hafızlık lazım. Bize Arapça lazım. Bize medrese eğitimi lazım. Bize tefsir, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuf lazım. İşte Görele'den birkaç 5-10, 20-50, 100 güzel medrese alimi hoca çıkması lazım. Nasıl Osmanlı zamanında orası böyle bir medreseler merkeziymiş. O da alimler, veliler. Değil mi? Köylerde hep yatırlar, şunlar, bunlar, bunlar. Gökten inmemiş yani. Anası babası yetiştirmiş bunları. Niye şimdi bu köylere gitsen, geçsen bir tane bir alim bulamıyorsun yani? Yazık, yazık, yazık. İnşallah biz bunun için gayret edeceğiz, birleşeceğiz. Bu derneklere çok iş düşüyor. Derneklerden, bu faaliyetlerinden memnun oluyoruz. Çünkü İstanbul'da birbirinden irtibatı koparmış insanların birleşme ve buluşma noktası oluyor. Dernekçiliğin çok önemi var. Bu İslam'a uygun mudur? Uygundur. Ve hizmet midir? Hizmettir. Neden? Sen şimdi fakirini sorarsan, Ramazan'da iftar çadırı kurarsan, efendim ölüsüne, cenazesine gidersen, taziyesine gidersen, düğünlerine, tabi düğünlerde kadın erkek ayrı böyle şalgılı çengili olmamak şartıyla, İslam'a uygun olmak suretiyle, çünkü öbür türlü davete icabet sünnet olmuyor,
Düğün davetine icabet Hanefi mezhebinde kuvvetli sünnet, Şafii mezhebinde vacip. Vacip ama tabii orada diyor böyle çalgı, çengi, kara erkek karışıklıklar olursa o zaman o davete icabet gerekmez, hatta caiz olmaz. Caiz olmaz. Tabii bu gibi İslam'a uygun, örfe adete uygun düğünler olsa buna icabet, bir hediye götürmek veya bir gelin damat işte evlenecekler birkaç kuruş eksikleri var diye bir buzdolabı alamıyorlar, bir çamaşır makinesi alamıyorlar. Bazısı bir beyaz eşyadan sebep 3 ay, 5 ay, 1 sene, 2 sene nişanlı kalıyor yani. Ne kadar yazık bir şey, vebal bir şey yani. Bir an evvel evlenmeleri icap eder, bir çamaşır makinesi alamadık diye olmuyor. İşte dernekler bunları yapacak. Bunları aradığı zaman, sorduğu zaman fakirini, işte yoksulunu evlenecek efendim, öldü efendim, arkadan yetim bıraktı, yetimine bakacak. Bütün bunlarla ilgilenildiği zaman bu dernekçilik ne oluyor biliyor musunuz? Az daha farz diyeceğim. Çünkü neden? Öbür türlü kimse kimseyi arayıp soramıyor. Çünkü teşkilat yok. Teşkilat olmayınca kimse ilgilenmiyor birbiriyle. Ama bu dernek meselesi ne yapıyor? Teşkilatlanıyor. Vazifeler taksim ediliyor, bölüşülüyor. Herkes bir şeyden sorumlu oluyor. Bak 53-54 tane dernek. Bu bizim Beykoz buralarda çok göreleli var. Bir yerde de yerleşmeleri yani şimdi dağınıklık oluyor ama eskiden yerleşmişler tabii. Görele köyü de, bile var. Ben de şimdi Görele köyünde oturuyorum demektir yani. O bizim oturduğumuz Acar'ın orası Görele mahallesi olarak geçiyor mesela. Yine dön dolaş her şey aslına döner. Köyümüze dönmüş oluyoruz. Ama o civarda veyahut da Paşabahçe'de işte Soğuk Su'da, Beykoz'da bu havalide işte Görele'dir. Girasun'un diğer dernekleri olmasının faydası var. Ne faydası var? Yakın yerde oturduğun zaman arama sorma kolaylığı var. Teşkilatlanma kolaylığı var. Birbirine yakın oturursa akrabalar, köylüler bu birbirini aramayı kolaylaştırır. Şimdi sıla-i rahim farz ise farzı kolaylaştıran şeyler de en azından sünnet olur. En azından müstahap olur. Çünkü farza yardım ediyor. Akrabayı aramak, sormak en büyük farz. İşte yakın akraba, uzak akraba. Ondan sonra yakın komşu, uzak komşu. Kur'an-ı Kerim'de sadece yakın komşudan bahsetmiyor ki. Yani yakın komşu da var, uzak komşu da var. Bunların hepsi aranacak, sorulacak. Bu hususta bazı hadis-i şerifler rivayet edeyim. Bu da ne olsun? Bundan sonra akrabamızı, yakınlarımızı, hemşehrilerimizi aramamızın ne kadar önemli olduğuna dair bize bir bilgi olsun. Birçok derste, vaazda geçiyor ama detay verilmeyince bizim millet pek anlamıyor. Yani sıla-i rahim. Bunun Türkçesi nedir? Yani zikrullah, zikrullah işte zikir yani çok faziletlidir, sevaptır zikrullah, zikrullah. Yani hocanın biri çıkmış Fatih Camisi'nde yani bunu anlatıyor. Bizim de Rauf amca vardı, Allah rahmet etsin. Beni gezdirirdi Bayburtlu. Sohbetlere gezdirirdi. 80'lerde yani. 80'lerden de önce. O da mübarek bir adam yani. Biraz da iri yarı böyle. Zannedersin serttir ama aslında yumuşak adam. Ama işte bazı patavatsız işler yapar. Hoca da konuşurken alttan bağırıyor. Ya hoca efendi sabahtan akşama zikrullah zikrullah. Sabah kahvaltısında mı yenir, akşam yemeğinde mi yenir? Bir anlat ki zikrullah zikrullah. Dedi bizim orada var bir tane Bayburtlu zikrullah. Onu anlıyor millet dedi ya. Yani şimdi bu hocalar konuşurken maalesef halk dili konuşamıyor. Hele ki ilahiyatçı profesör olursa onun zaten profesör olmasının alameti konuştuğunun anlaşılmamasıdır. Şimdi ben onun için halk adamı olduğumdan herkes dinliyor şey diyor ama ya diploması yok. Çünkü diploması olsa ne dediğini kimse anlamayacak onun için. Ya siz bu millet anlamasın diye mi uğraşıyorsunuz kardeşim? Sıla-i rahim. Duydunuz mu siz bunu? En azından camilere giden adamsınız. Duymuşsunuz sıla-i rahim. Ne demek? Hadi ben sizden birinize bir soru açıyorum. Bir kelime manası, bir lügat manası. Hani demiyorum ayet hadis ezbere oku. Sıla-i rahim ne demek kardeşim? Ha genel olarak dersiniz ki bir akrabayı aramak, sormak bu kadar bilirsiniz. Siz de az adam değilsiniz yani. Bunu da bilmeyecek gibi durumda değilsiniz. Ama bunu bir detaylandıralım. Açalım. Rahim ne demek rahim? Rahim annenin hayır şimdi rahim yani rahim derken o Allah'ın ismidir. Rahim. O yeğlidir o çeker. Yeğli çekerse Bismillahirrahmanirrahim. Rahim başka. Biz size diyor rahim. Kelimeler çok önemli. Orada bir çekme annenin karnıyla
Allah'ın adını bile der, Allah muhafaza etsin. Böyle de incedir bu Arapça. Dikkatli düzgün konuşmak lazım. Rahim, yani rahim. Bu nedir? Anne rahmidir. Anne karnıdır. Ana karnıdır yani. Çocuk nerede efendim dölleniyor, yetişiyor, gelişiyor, cenin oluyor? Nerede doğuyor çocuk yani? Büyüyor, canlanıyor yani. Anne karnında. Rahim burasıdır. Şimdi sıla-i rahim ne demek? O anne karnından dolayı birlik olan, birleşme olan, yani mesela benim kardeşlerimle ne münasebeti var anne rahmimin? Üçümüz aynı ana karnında, ben iki kardeşim var. Üçümüz aynı rahimden olduk, bulunduk. İkiz olursan aynı anda bulunuyorsun, o ayrı. Ama normalde de bir ana baba, bir anneden, babayı da katmayalım çünkü rahim noktasında sadece anneden gelebilir. Aynı annenin rahminden doğduktan sonra babası ayrı da olsa yine rahim bağı vardır. Çünkü ana rahminden geliyor. Efendim, babamın kardeşleri, yani amcalarım, halalarım ne oluyor? Babamın efendim annesinin rahminde birleştiklerinden bana ekleniyor mu? Ekleniyor babamdan dolayı. Anlatabiliyorum. Annem, teyzelerim, dayılarım ne olur? Annemle onlar ne olmuşlar? Bir rahimde bulunmuşlar. Buradan da gitsen, oradan da gitsen, nereden gitsen, nereye çıkıyor? Bir anne karnındaki buluşmanın, efendim, bir olmanın bağından, nesebinden, soyundan geliyor. Sıla ne demek? Sıla, Arapça bir kelimedir sıla. Şimdi tabii Türkçe'de biraz gurbet murbet anlamında kullanılıyor. Yanlıştır. Lügatı manası nedir? Vuslattan gelir, yani vasale kökünden gelir. Vasıl eklemek demektir. Sıladın vavı baştan hazfedilmiştir. Eklemek demektir. Sıla-i rahim ne demektir yani kısaca? Anne karnındaki ilişkileri, münasebetleri birbirine eklemek demektir. Ben kardeşimi ararım, kardeşim beni araması. Benim annemi aramam, babamı aramam, onların beni araması. Arayıp sorması. Benim babamın akrabasını, yani onun annesinin rahminde bir olduklarını. Anne tarafı teyzelerimi aramam, yani annemin annesinin rahminde bir olduklarını. Böylece bu yakından uzağa doğru gider. Ama Kur'an-ı Kerim burada genel manada sıla-i rahim. Araplarda bu çok yaygındır ve kabilecilik anlayışı olduğundan kabileciliğin bir faydası var mıdır? Vardır. Mesela doğuda da aşiretler hala devam eder. Bu aşiret şeyi keşke Karadeniz'de de ne olsaydı, bu soyadı meselelerine bakılmayıp da yine Cemiloğlu'dur, şu oğludur, bu oğludur, hepsi o akraba birbirini gözetseydi bu İslam'a uygun muydu? Çok uygundu. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Estağfirullah. Ya eyyühennâs innâ halaknâkum min zekerin ve unsâ. Ey insanlar, biz sizi bir erkek ve dişiden yarattık. Yani Adem ile Havva'dan. Babanız Adem, anneniz Havva. Bu noktada hepiniz eşitsiniz. Ve ceallâkum şûbe ve kabâile. Biz sizi şube şube, kabile kabile yaptık. Bak, bu ayettir Hucurat suresinde. Yani kabileler ve şubeler. Kabile bir üsttür. Tabi Araplarda burada çok mefhumlar var. Oh! Kureyş kabile işte fehizdir, batındır. İşte Haşim oğullarıdır. Biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gittiğimiz zaman orada görüyoruz. Yani küçük dar aileden en yukarıdaki bağlantıya kadar bu devam ediyor. Hala da mesela soruyorum. Yani Suudi Arabistan'da falan gittiğimizde oradan tanışlarımız Arap aleminden falan soruyorum. Bu kabile şeyi devam ediyor mu? Ediyor. Hepsinin kütükleri var. Ve bütün kütüklerinde bu kabile işi devam ediyor mesela. İşte Temim oğullarıdır, Kelb oğullarıdır, şu oğulları, bu oğulları. Ama onların bazısı yani 100 bin, 200 bin, 1 milyon, 2 milyon olmuş. Ama şu anda yine devam ediyor. Bu tabii ben bunu zaten şuradan anlıyorum. Hadis-i Şerif'te Mehdi Hazretleri çıktığında savaşlar olacak yine. Ahir zaman savaşları. Kıyamet alametinin yakın dönemi, İsa Aleyhisselam'ın nüzül dönemi. Yani onlar derin mevzular. Uzun sohbetler yaptım. Saatlerce bu hususta konuşmalarım vardır. Ama
Orada da diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kelp oğulları, yani beni kelp, hani o şeyde de geçer, Berat gecesi hadisinde de geçiyor. Ne diyor? Ey Ayşe diyor, bu gece kelp oğullarının koyunlarının kılları kadar cehennemden azat olacaklar var diyor. Niye kelp oğulları diyor? Onların koyunu en fazla sürüsü olduğu için o kadar cehennemden beraat alınır. Beraat gecesi hani. Şimdi o zaman zaten 1400 sene evvel o kabileler mevcut. Tamam. Ama Hazreti Mehdi ki bizden de daha ne kadar sonra çıkacak Allah-u Alem ama kesin gelecek. Tabii o gökten inmeyecek. Annesinden doğacak. Medine'de doğacak. O hususta da kitabım var. Geniş bilgi var. Bekliyoruz. Bekliyoruz derken Ehl-i Sünnet'in itikadıdır. Kesin çıkacak. Ama onun savaş yaptığı, yani ona itaat etmeyen, yani iman noktasında diyelim, yani sünnete, ehli sünnete, şerata uymayan noktasında o zaman bozuk diyelim, Süfyani ile bir olacak, Deccal'la bir olacak, neyse kelp oğulları geçiyor. Şimdi hatta diyor ki o gün kelp oğulları savaşı tabii Mehdi'ye karşı nasıl kazanabilsin? Kaybedecek, onlardan çok ganimet alınacak. Ne kadar ganimet alınacak? O kadar ganimet alınacak ki diyor, efendim dünyada öyle şey görülmemiş, bolluk bereket görülmemiş. Yani onlar tabii harp çıkarttıkları zaman, isyan çıkarttıkları zaman kanları helal oluyor. Bastırılınca o fitne ganimet oluyor tabii alınan mallar. Osmanlı'da da savaşlarda biliyorsunuz ganimet, hadis-i şeriflerde de var. En helal mal ganimet malıdır. Bugün Ayasofya'da ganimet malıdır. Hazreti Fatih'in vakfiyesidir, ilk ganimettir ve cami olarak Allah açmayı tekrar nasip eylesin. Ganimet malı. Hatta ne diyorlar mesela İstanbul'da? Padişah camileri var, şu camileri var, paşa camileri var, ağa camileri var. Yeni camiler var. Cumhuriyet döneminden sonraki camiler var. Mesela hangi camilerde kılmak faziletlidir diye fıkıhlarda tabii bu Türkiye ile alakalı konuşmuyorum. Arabistan'da da aynıdır, dünyanın her yerinde de aynıdır. Diyorlar ki eski camilerde kılmak. Ne kadar eskiyse bir cami orada namaz kılmak daha faziletlidir. Neden? Eski dönemde takvaya riayet, vera ve haramlardan sakınma ve faiz gibi, rüşvet gibi paraların hamura, çamura yani çimentoya karışmama ihtimali geri gittikçe daha iyi. O bakımdan caminin eskiliği insana bir tumeninet ve güven verir. Şimdi yeni camiler falan hakikaten acayip bir durumda. Yani önüne gelen yardım yapma imkanı var. Yardım yapan da faizden mi kazanmış, haramdan mı kazanmış? Onu da soruşturma imkanı yok. Onun için bir karmaşa oluyor. Efendim adam Spor Toto'dan çıkan parayla da cami yapıyor mesela. Gel onda namaz kıl da namazın hayrını gör yani. Küllün haram bütün milletin parasını almış, gasp etmiş. Efendim kumar yani. Kumar parasıyla cami yapan da var. Ondan sonra efendim sıkıntı yani. Diyanet bir alem. Hacıların paralarını topluyor topluyor. Nereye yatırıyor? Faize yatırıyor. Ya hacılar hacca gidiyor. Mekke'de dua ediyor. Arafat'ta geliyor. Hiç duam kabul olmadı. İşte karışık işler var. Karıştırma. İşlerin karışık yani. Ya hacının parası topladı bankaya konur mu ya? La havle ve la kuvvete illa billah. Mevzu nereden tutarsak farkında mısınız? Tutuyoruz elimizde kalıyor. Tutuyoruz elimizde kalıyor. Her yer elimizde kalıyor. Onun için eski camilerde kılmanın bu noktada fazileti var. Çünkü eskiler bir kişi yapmış. En azından adam bir ganimet malıyla yapmış. Ganimet malıyla mesela en faziletli cami İstanbul açısından söyleyeceğimiz zaman şimdi Ayasofya maalesef cami umanını kaybetti ama kiliseden dönme camiler hala var mı? Var. Mesela Gül Cami var. Gül Cami Küçük Mustafa Paşa'da Gül Cami kiliseden dönmedir. Ondan sonra yani 17-18 tane böyle. Kariye'de öyleydi. Kariye'yi de yine müze ettiler. Bir şeyler ettiler neyse. Allah yeniden camiye çevirsin. Amin. Bu gibi kiliseden dönme. Yani kiliseden dönme ne demek? Ganimet malı demek. Kılıcın hakkı o. Ha ganimet malı olduğu için orada yapılan duanın kabulü ve kılınan namazın fazileti fazla oluyor. Neden? En helal mal nedir? Ganimet malıdır. Nereden geldik? Ben de atlıyorum oradan oraya dandana kuşu gibi. Ama getiririm yine geri. Mevzu nedir? Mehdi Hazretleri savaştığı vakitte işte ganimetler alacak falan. Orada ne diyor? O gün Kelp kabilesinin ganimetinden mahrum olan yani çok ahlanır vahlanır diyor. Yani büyük ganimet paylaşılacak diyor. Yani ne demeye getiriyorum? Dünyanın sonuna yakın
kıyametin kopmasına 150-200 sene kalınan dönemler bu. Hazreti Mehdi'den sonra artık İsa Aleyhisselam da indikten sonra falan 200 senelik falan bir dönemdir kıyamete yaklaşması bakımından. O zamanda bile Kelp kabilesi diyor var. Anladınız mı? Şimdi mesela demek o zaman da devam edecek. Hakikaten Araplar da şu anda bütün sayıya göre hepsinin soyu sopu kabile ve aşiret belli. Şimdi burada da belli olmasında ne fayda olurdu? Çünkü Kur'an-ı Kerim diyor ki ben sizi birbirinize hava atasınız, çalım satasınız, ben şu olayım, ben bu olayım, şucuyum, bucuyum diyesiniz diye değil. Ama lite'arafu, tanışasınız diye. Birbirinizin soyunu, hasebini, nesebini bilesiniz diye. Kim kimin nesi, kim kimin fesi tanıyasınız diye. Ve bundan dolayı birbirinize iyilik etmeniz gereken kimseleri, gözetmeniz, aramanız gereken kimseleri tanıyasınız ve tespit edesiniz diye kabile ve şube kültürü verdim diyor. Anlatabildim? Ha ona sonrası inne ekremekum indallahi etkâd. Allah katında en şerefliniz ve keremliniz ve değerliniz haramlardan en çok sakınanınızdır. Evet, haramlardan en çok sakınan bir efendim diyelim ki Sivaslı. Göreleri bir arkadaş var, takva değil. Sivaslı takva. Allah katında göreleri diye üstün olmaz ki. Neyle üstün olur? Takva ile üstün olur. Veyahut la fazlali arabine ala acemi. Birisi Türk olsa efendim, birisi diyelim ki Çerkez olsa, Arnavut olsa. Şimdi bu Türktür diye Arnavut'tan üstün olur mu? Olmaz. Bakacağız. Hangisi haramlardan çok sakınıyorsa üstün kim olur? O olur. Adam Arap veya peygamberin soyundan seyit olabilir. Ama ve lakin ne diyor? Eğer senin çirkin işlerin seni lekeliyorsa soyunun peygambere bile dayanması seni temizleyemez diyor. Ne gibi? Tefkaru bittisalike min Ali ve aslul bevletil ma'ul karahu ve la yenfe'uke nesebun zeki. Yani izakane amelüke kıbahu, öyle bir şeydir. Başka beytler de var. Ali'ye dayanıyor soyum diye havalanma. Çünkü suyun aslı da nedir? İdrarın aslı da nedir? İdrarın aslı nedir? Halis sudur. Ama çıktığı noktada kimse artık ona el değmek istemiyor. Yani soyunun temizliği sana yaramaz, amelinin bozukluğu seni bozar diyor. Amelinin bozukluğu seni bozar. Bu noktaya geldiğimizde kainatın efendisi zaten ırkçılığı en başta ayaklar altına almış. Ne buyuruyor? La fazla li arabine ala acemi ve la li acemine ala arabi. Arabın aceme, acemin araba üstünlüğü yoktur diyor. Ha bu ne manada yoktur? İnnemel fazlu bit takva, fazilet takva iledir. Bu şahıslar ve fertler açısındandır. Ama Arap'ın, yani Arapçanın bir üstünlüğü var. Tabii ki o noktada da ne yapmamak lazım? Hakkını vermek lazım. Diyor ki hibbul arabe, Arapları sevin. Niye sevin? Liselat, üç şeyden sebep sevin. Liyenni arabiyun, çünkü ben Arap'ım diyor. Vel Kur'an-ı arabiyun, Kur'an da Arapçadır. Kelame ehlil cenneti fil cenneti arabi. Cennet ehlinin cennetteki konuşma dili de nedir? Arapçadır. Şimdi sen Arap'ın aceme, acemin araba üstünlüğü yoktur. Doğru mu? Doğru. Ama sen bunu Arapçanın aleyhine kullanmak veya peygamber dedi ki haşa, ben Arap'tanım ama Arap benden değil. Var mı böyle bir hadis? Böyle bir hadis hiçbir kitapta yok. Uydurma bir şey. Ben Arap'tanım, Arap benden değil diye bir şey yok. Çünkü Arap'ı sevin, ben Arap'ım diyor. Demek ki orada şahıslara geldiğinde müşahhas bir Arap, müşahhas bir Türk yan yana koyarsın. Burada bu Arap olduğu için ondan üstün olur mu? Olmaz. Takva ise takvalığı fazlalığına göre ondan üstün olur. Ama Arapçanın bir fazileti var mı? Var. Niye var? Kur'an'ı Allah Teala o lisanla indirdi. Peygamberimiz de Arap'tır. Bu noktada. Şimdi Türk milletinin bir fazileti var mı? Var. Türk milletinin bir fazileti vardır. Neye göre vardır? Çünkü İslam'a hizmetleri vardır. 1200 senedir. Ta Selçuk'tan, Memlük'ten, Selçuk'tan da evvel, ondan da evvel İslam'a, Müslümanlara çok büyük hizmetleri olmuştur. Bundan dolayı hala da olmaktadır. Bugün dünyadaki Müslümanlar bile Türkiye'deki ehli sünneti örnek almaktadır yani. Dolayısıyla bunun bir fazileti varsa yine bu millete gelen fazilet nereden gelir?
kafatasından, kandan, şundan bundan gelmez. İslam'a hizmetlerinden, insanlığa ve medeniyete katkılarından dolayı fazilet yine amelden dolayı gelir. Bunları böyle anlamak lazım. E şimdi bizim Mahmut Efendi Hazretlerimizin şeyhi Ali Aydar Efendi Hazretleri yani Gürcüdür. E şimdi Ahıskalı'dır ama Ahıskalı'dır aslen Gürcü'dür diyelim. E şimdi o birisi gelir nasılsın, iyi misin, neredensin falan, Gürcü'yüm derse, ha bizim Gürcülerden, yani benim şeyhim Gürcü'ydü der. Onun için o kişiye ne yapar? Hürmet eder, ikram eder, yani belki bir kahvenin yanında bir fazla da çay getirin der yani. Çünkü bu nedendir? Senin hocan nereli? Bu mühim. Şeyhin nereli? Seni okutan üstadın nereli? Bunlar hak hukuktur. Bu hak hukuktan dolayı da ne yapar insan? Efendim oranın adamına hürmeti fazla yapabilir. Neden? Buralıların bana ikram var. Şimdi Rize Pazar, Komohti'dir, Laz'dır. E ben orada okudum. 20 ay orada kaldım. E şimdi ben mesela bir sempatim, bir sevgim olur. Niye? Evlerinde yattık kalktık, yedik içtik. Elbiselerimizi yıkadılar. Unutulur mu bu ya? Unutulmaz. Bu sefer adam ben Komohti değilim. Komohtiyim dediği zaman ben illa nerelisin, Ardeşenli misin, Pazarlı mısın falan demeden veya Rize'nin hangi köyündensin, işte eski ismi Talvat falan demeden bile o milletten olduğu için bize ekmek yedirdiler, ikram ettiler. Mürüvvet ve şahsiyet ve kişilik ve insaniyet ve medeniyet neyi gerektirir? İyilik gördüğün bir kabile veya bir millet de varsa onlara karşı bir hürmeti ve ikramı gerektirir. Bunlar karşılıklı şeylerdir. Ha, bir de doğduğun yer olursa, babanın doğduğu yer olursa, dedelerin, atalarının diyarı olursa, o bütün köyler, kentler birbirine akraba olup yani illaki ya amcaoğlu ya dayıoğlu şeklindeyse, o zaman bu dediklerime ilaveten sıla-i rahim hakkı doğar. Ha, üstünlük anlamında demiyorum ama farklı muamele gerekiyor. Farklı muamele nedir? Sen şimdi bir zekat vereceksen, bir sadaka vereceksen, burada evvela kimi tercih etmen gerekiyor? Uzak akrabadansa yakın akrabaya vermen gerekiyor, muhtaç ise. Burada ve atidel kurba hakkavu, önce akrabana hakkını ver, yani zekatını, sadakanı. Vel miskine vebnesebi, sonra diyor yoksula, yolcuya. Bak evvela nereden geliyor? Akrabadan geliyor. Yine hadis-i şerifte ne buyuruyor mesela? Sadakatuki alel fakir sadaka, sadakatuki ala zi rahimin sadakatan. Yo, bir fakir, muhtaç, garip, buna yardım sadakadır, hayırdır, sevaptır. Ama akrabana yaptığın sadaka nedir? İki kattır. Neden? Bir, fakir doyurmak, yedirmek, giydirmek oluyor. İki, ilaveten sıla-i rahme giriyor. Bundan dolayı ne oluyor? Katlanıyor, sevaplar da katlanıyor. Evvela yakınına, yakın akrabayı, ondan doğru açıla açıla gideceksin, uzağa doğru. Ondan sonra yoksula, şuna buna, yolcuya. Herkes böyle. Şimdi herkes bu noktada akrabasından giderse zaten fakir meselesi kalmıyor. Bu kadar zenginler var. Şimdi Türkiye'de öyle zenginler var. Milyar dolar zekatı olan var. Milyar dolar, milyon demiyorum, milyar dolar zekatı olan var. Adamın serveti 40 milyar dolarsa ne oluyor bu? 1 milyar dolar zekatı olur. Bu adam akrabasından başlasa sadece akrabası kalır mı? Akrabası kalmaz, bize kadar gelir. Ama ve lakin herkes evinin önünü süpürmediğinden her taraf pis. Bakıyorsun en büyük zenginin akrabası dilenci. Özellikle de bu büyük zenginlerin akrabalarına bakın, çok fakir olurlar. Çünkü bunlar akrabayla ilişkiyi tamamen kösüyor. Köyden çarıksız geliyor. Burada başlıyor binalar, minalar, müteahhitlikler falan. Bir zenginleşiyor, milyon dolar, milyar dolar başlıyor. Bu sefer eskiden falan emmi, falan nene, deye, köyden tanıdığı, ettiği, bildikleri varsa da bütün etrafındaki özel kalem sekreteryaya falan ne diyor? Ya bunlar da fakir, artık biz zenginledik. Bunlar bizi ne zaman arasa mutlaka bir şey isteyecekler. Cevap vermeyin. Otomatik diyor ki irtibatı keselim. Ondan sonra tabii Allah da onları lanetliyor, kulaklarını sağır ediyor, gözlerini kör ediyor. Şimdi o ayeti okuyacağım. En büyük tehlike, yani zaten akraba fakir olursa pek irtibatı kesmiyor. Neden? Ben ondan tuz isterim, o da benden soğan ister, geçiniriz, gideriz diyor. Ama biraz zenginledi mi bu benden para ister diyor. Para isteme meselesine gelince irtibatlar kesiyor. En ya
yakın kardeş vallahi silah çeker. Silah çeker. Babasına silah çeken adam var para için. Onun için orada sigortalar atar. İşte İslamiyet'in olmaması, ayet hadis kültürünün olmaması bunları maalesef bu hale getiriyor. Ama işte onun için diyorum keşke kabile ve aşiret meseleleri Karadeniz'de de Anadolu'da da her yerde de yaşasaydı dayanışma, birlik, beraberlik ruhu daha fazla olurdu. Çünkü bakıyorsun bir aşiret şimdi görüyorsun 100 bin, bir düğünde 100 bin kişi, bir cenazede 100-200 bin kişi toplanıyor. Bizim Karadeniz'de kim ölçe 100 bin kişi gelir? Halbuki 100 bin, 200 bin akrabası olan var mıdır? Kesinlikle vardır. Ama kültür bozuldu. Çünkü İslam'da da var bu. Ne için? Ne dedim size? Hava atmak için değil. Ya tanışmak ve birbirini arayıp sormak için. Bu aşiret işi yani kabile işi çok önemli. Artık ne bileyim bunlara geri mi dönüş yapmak lazım? Dernekler adı altında böyle soy sop birliklerini bulmak mı lazım? Lazım tabii. Niye lazım olmasın? Bu öyle bir mühim mesele ki. Mesela İslam'da ne var? Diyet müessesesi var. Diyet nedir? Bir adam kasten bir adamı öldürürse o başka kısastır. O diyet olmaz. Kasten bir adamı öldürürse canı gider. Ama tabii öldürülenin, maktulün ailesi bağışlar, kan hakkıdır. O bağışlama hakkı ailesine verilmiştir, velisine verilmiştir. O başka. Ama hataen yani yanlışlıkla öldürme meseleleri çok oluyor. Bunun ekserisi de nerede gözüküyor? Trafik kazalarında oluyor. Çünkü trafik kazalarında kasten yani öldürme durumu çok nadirdir. Hani o da kasta benzerdir yani. Şibi kasıttır, kasten olmaz da sarhoşsa, aşırı hızlı gidiyorsa falan onunla kasta benzer artık yani. Yani bu kadar da yaparsan kurtulma şansı yok denilen noktalar kasta benzerdir. Ama ekseriyetle hatadır. Ve men katele müminen hataen fetehri rakabeti mümine. Bir mümini yanlışlıkla öldüren yani trafik cezası. Atıyorlar adam içeri 3 ay 6 ay benim yanımda hapiste ekseri trafikten gelenleri getiriyorlar. Çünkü biz revirde hastalar revirde kalıyoruz. Bir de orada işte hizmet temizlik işlerine de adam alacakları zaman diğer suçluları pek uygun görmüyorlar kendi yakınlarına yani yönetim olarak. Tabii ki şimdi gasptan şundan bundan cinayetten olursa benim de bir yerimi keser diye adam da korkar. Onun için trafik suçu adam yanlışlıkla yapmış. Hataen yaptığı için işte bizim de yanımıza ekseri. Tabii her türlü geliyordu da görevli olarak yani hani çaydı çorbaydı temizlik falan işleri dışarıdaki işleri gördürme. Kimi getiriyorlar? Trafikten cezalan. Bunlar hataen öldürmüş. 6 ay falan yatanlar da oluyordu yani. Bazı kere aile bastırırsa şudur budur belki bir sene falan da yatar. Ama yani bu İslam'a göre bir cezası bu değil ki. Adam boşuna yatıyor. Ahirette suçtan kurtulabilir mi kul hakkından? Öldürdüğü adamın ailesine ödemesi gereken suçtan kurtulur mu? İşte İslam düzeni olmadığı zamanki başımıza gelecek sıkıntılar. Nedir mesela? Şimdi bu adam bir sene hapis yatsa boşa gitti. Yani ahiret bakımından nereye gitti? Boşa gitti. Ahirette hesabına baksalar bu adamı öldürmüş. Velisine ödemesi lazım. Hak var, hukuk var. Ne olacak? Adam da dese ki ya Rabbi 2 sene hapis yattım daha ne olacak? Mevla der ki ben 2 sene hapis yatırın demedim ki onlar sana ne yapmışsa git onlardan al hakkın. Bu sefer sen hakimi bul o savcıyı bulsun ahirette bir de o işler var. Oho ahirette ne işler var. Mahşer kaç sene? 50 bin sene. Anladın mı şimdi niye 50 bin sene? Anladın mı şimdi niye 50 bin sene? Kolay işler değil öyle. Allah'ın indirmediğiyle hüküm verirsen işler sıkıntıya girer. Çünkü Allah diyor ki bu adam ne yapacak? Müslüman bir köle azat edecek. Yani kafir köle de var da bu adam öldürmek yanlışlıkla olursa Müslüman köle azat edecek. Bu acayip bir madde. Hocam yani şimdi köle dönemi değil. Nereden bulacak da azat edecek mesela? Tamam o düşer. Yani köle yoksa o şu anda bulunmayan bir şeyi Allah teklif eder mi? Olmayanın teklif etmez. O düşer. Ne geliyor? Vediyetun müsellemetun ila ahli. Ailesine diyet ödeyecek diyor. İlla en yasaddegu. Ailesi bağışlarsa müstesna. Ne demek? Yani aile derse ki evet bizim ferdimiz öldü ama bu şoför de hakikaten yanlışlık oldu. Veya bu bizimki çıkılmayacak yola çıktı.
Bunda da hata var. Öyle ya şimdi bir de yayada da var. Öbür arabada da olabilir. Onun için insaflı olmakta da fayda var. Yani illa da tutturmamak lazım. Bağışlarsa bir şey lazım gelmez. Onlar bağışlarsa Mevla buyuruyor. Ben de ona ceza vermem ahirette. Çünkü bu kul hakkına giriyor. Ama adamlar dedi ki bağışlamıyoruz. Efendim ne olacak? Diyet alacak. Diyet nedir? Hayır, diyet nedir? 100 devedir. Yani 100 deve parasıdır. Şimdi bayağı bir kaç kilo altın ediyor. Kaç kilo altın ediyor yani bu 100 devenin parası. Şimdi bunu verecek diyor. Vermediği zaman bu adam ahirete borçlu gider. Şimdi yanlışlıkla adamı öldürdü şoför mevkiindeki adam. Bu nereden bulacak bu diyetin miktarını, meblağını değil mi şimdi? Nereye devreye giriyor? İslamiyet ne yapıyor İslamiyet? İslamiyet diyor ki bu adam bunu sadece tek başına ödemek zorunda değil. Akile üzerine farzdır diyor. Akile ne demek akile? Akile aile demek. Ne demek aile? Yani onun aşiretinin, akrabasının tümü çıkaracak o parayı. İşte o zaman herkes 50 lira, 100 lira, 200 lira verse aşiret kalabalıksa yarıyor muymuş işe? Yarıyor işte. Bak sen şimdi diyorsun ki boş ver akrabayı görmez olayım ama sıkıştın mı da toptan para lazım. Değil mi? O zaman da İslamiyet senin canını, yani Allah seni bağışlıyor. Niye? Diyet ödenecek. Hem adamın bir ferdi ailenin, çünkü oraya belki maaş getiren, iş getiren, ana baba bakan, çoluk çocuk bakan biri öldü yani. Bununla bir parayla desteklenmesi lazım ki gidenin yerine en azından bir aile düzenini yürütebilsinler. Çalışanları olmayacak belki. İslam'a bak, kurban olduğum İslamiyet. Atıyor, şimdi de bu kanunlarda da kan parası var. Yani mahkemelerde de bu para meselesi var şu anda. Ama o para tutturabildiğine. Aile diyor ki 1 trilyon istiyorum. Mesela mahkeme onu indiriyor, kaldırıyor, bir şeyler ediyor ama tabii ki şu anda da öyle para falan olup da anlaşma olursa da adamı erken çıkarıyorlar. Mesela bir tanesi öyle para arıyordu, diyor şunu ödesem hemen çıkacağım. Çünkü aileyle anlaşamıyor. Aile derse ki hakkımı bağışladım, mahkemede salıyor. Ama ailede para şartı koşmuş, anlaşamayınca adam yatıyor içeride boşuna. Fayda değil. Amma ve lakin caydırıcı ceza olmak, onlar ayrı. Yani biraz aklını başına toplasın, hızlı gitmesin, sarhoş bir daha gitmesin. Onlar ayrı. Oradaki hapis işi takdire kalmıştır. Hükümetin, devletin de o takdirlerini, İslam onlara da takdir hakkı veriyor. Mesela İslam'da öyle cezalar var ki işte zinada rejimdir, hırsıza elini kesmektir. İşte efendim bekarken zinaden 100 sopadır falan, bunlar ayet hadisle sabittir. Bunlara kimse değiştirmek bile talep edemez. Yani değiştirilmesi bile talep edilemez bunlar. Ama öyle de cezalar vardır ki tazirdir. Tazir. Tazir nedir yani? Tazir kınama. Kınama nedir? Kınamayı kadıya bırakıyor. Şeriat mahkemesi kime bırakıyor? Kadıya bırakıyor. Yani kimini kınama derken 3 ay hapiste yatırabilir. Kimine kınama derken birkaç sopa da attırabilir. Kimine kınama derken bir daha yapma, ne biçim adamsın bilmem ne, böyle hakaret de edebilir. Yani taziri de ne diyor? Devletin, yönetimin, kadının, mahkemenin takdirine bırakırım diyor. İslam bu. Her şeyi geniş tutmuş ki ne olmasın, yarın bugün kıyamete kadar bu din son din ve geçerli olduğu için bir daralma yaşanmasın diye paylar her zaman mevcut. İşte içtihat nerede devreye giriyor? Zaten bu noktada devreye giriyor. Müçtehitlerin içtihatları vesaire. Şimdi demek ki aile mefhumu, aşiret mefhumu, kabile mefhumunun birçok meselede nesi var? Cezalarda, para cezalarında, şunda bunda yeri var. Şimdi bizden birinin başına bir şey gelse, 100 deve efendim şu kadar kilo altın para icap etse, bu adamın İslam'a göre diyet ödeyeceğiz ya, karşı taraf şey olmasa, kim verir ailesi diye? Hangi aile? Ama o zaman devlet mecbur ediyor aileyi. Herkesten tahsilat gibi vergiyi nasıl söke söke alıyor? Vergi gibi alıyor onu, neden? Bu senin ailenin tümünün üzerine düşer. Bu adam bir yanlış yaptıysa da bu adamın da diyeti ödenecek, bu adam da serbest kalacak. İslam böyle bir müessese. Onun için baktığınız zaman hep nereye gidiyor? İşte tanışma. Bir noktada buluşma. Aile, akraba, kabile. Neden? Yükü yükleyecek. Kime yükleyecek? Şimdi bizim ailede 40 tane soyad var. Yani sadece ünlü soyadı değil ki bu şimdi.
Bizim akraba bağımıza baksan ünlülerle mi sınırlı sadece kendi şeyimiz? Değil. Sen bir Cemiloğullarından git bakalım. Nereye gidersin? Sen de herkes böyle bir gittiği zaman geriden gelen soyundan nereye gider? İşte öyle gidilmeli ki bu dayanışmalar köklü olsun. Birbirini arayan soran olsun. Veyahut devletler bile şimdi sosyal sıkıntılar, fakirlikler, hırsızlıklar, yolsuzluklar. Halbuki o aşirete ne demesi lazım? Bu kadar senin mensubun hırsızlıktan içeri girmiş. Topla bunları. 3 ay yatır çıkar. 3 ay yatır çıkar. Herifler zaten ayarlamış. Kışın giriyor, kalorifer yakıt masrafından tasarruf ediyor. Yazın çıkıyor, yeni hırsızlıklar yapıyor. Ona göre ayarlamış. Her kış içeride böyle grup grup bunlar. Şimdi bunları toplasa topallasa, bu aşiretin boynuna bunları yaftalasa, zimmetlese, bu senin soyun. Sahip çıkacaksın kardeşim. Fakirse yedireceksin, içireceksin, bilmem ne yapacaksın. Ben her devlet olarak burada her sene 5 ay 6 ay bunları bakamam ya. Bu ne ya? Bunları hırsızlıktan kurtar. Kurtarıyorsun işte. İslam böyle düşünüyor, büyük düşünüyor, bütün düşünüyor. Yani resmin tamamına bakıyor. Böyle ufak ufak işte suç ferdidir. Ya suç ferdidir. Ben de kabul ediyorum. Amma ve lakin bunu bu suça iten gerekçeler içtimaidir ve sosyaldir ve toplumsaldır yani. Bu suça niye itildi? Bakanı yok eden yok, hırsızlık yapıyor o zaman canım. İşte onu kavmine, kabilesine, aşiretine irca edersen, döndürürsen, bağlarsan, bağımlarsan bir de seni de sorumlu tutarım ha. Zaten adamın üzerinde bir şey yok. Hapishanede adamı yatırıyorlar. Çıktıktan sonra da daha bize gelmedi. Belki de gelir, adresimi bulamadılar, bilmiyorum. Yemek parası falan da alıyorlar sonra, biliyorsun. Bir de suçsuz yere yatırıyorlar, bir de para da alıyorlar böyle bir acayip. Adnan Menderes rahmetlinin hanımından ipin parasını istemişler ya bu zalimler. Adamı asıyorlar, ediyorlar, koca başbakanı, mübarek muhterem adamı rahmetullahi aleyh yani. Bir de kadına gönderiyor, ipin parası, urganın parası şu kadar. Ya böyle namussuzluklar da yapmışlar. Şimdi sen efendim bu şimdi yatıyor ediyor içeri, ondan sonra çıktığı zaman bundan ne isteyecek? Yemek parası. Tabii isteyecek yani. Tamam, yemek parası istemiş. Anladım da bunun bir şeysi yok ki, nereden bulacak bundan, ne alacak yemek parası? Herif her sene 3 aydan girse 20 senede 2-3 sene, 5 sene, 10 sene yemiş içmiş bedava ya. Böyleleri var ha, adet etmiş yani. Şimdi neden parası yok? İşte onu sen kabileye bağlarsan, o da ondan sonra der ki ulan ikide bir hırsızlık yapıyorsun. Şimdi bir şey demez. Bana ne der? Kimi soymuşsa soymuş. Ama öbür türlü deriz ki ulan para bizim aşirete geliyor. Yatıyorsun, yemek parasını biz ödüyoruz. Şunu masrafı biz ödüyoruz. O zaman ne yapar? Bana bak, sen para bize geliyorsa, hesapta bize geliyorsa gel bakalım sen de buraya. Sen de buraya gel bakalım. Ne olur? Çalış şurada bakalım. Ekmeğini bilmem ne alır, hırsızlık yapma. Şimdi saymışlar bayrağı Allah kayra. Herkes kimse kimseyi tanımıyor. Dayanışma yok, birleşme yok. İşte bir dernekler sağ olsunlar bir şeyler yapmaya da çalışıyorlar ama bağlayıcılığı yok. Şimdi fahri üye. Fahri üyelikler olmaz ki yani. Şimdi bu işlere öyle bir resmiyet verilmesi lazım ki akraba, hemşerilik, şunlar bunlar birbirinden icabında yardımlaşmayı mecbur etmek lazım. Bir noktada bir yardımlaşma mecbur edilse o öyle bir sosyal rahatlık olur ki, öyle bir sosyal rahatlık. Yani adam hastanede rehin kalıyor. Şimdi o zaman tamam, başka bir memleketli de benden istemezsin. Tamam, göreleliği de bir şey kursun, göreleliler şeyine bir şey düşsün. Ya o her yeri böyle yapsan, hastanede rehin kalıp adam parayı ödeyemediğine çıkamayacak durumdaysa, buna 5 lira 10 lira herkes katkıda seve seve bulunur ya, bunun bir resmiyeti olsa yani, değil mi? Sosyal yapı böyle kurulması lazım. Her şeyi de devlet nasıl çözsün ya? Ama bunlar yok. Eskiden devlete lüzum yok. Zaten İslamiyet içinde komşuluk müessesesi, sılay rahim müessesesi, akrabalık Allah'ın farzı vacibi olduğu için adam zaten polise, jandarmaya ne lüzum var? Ayet ve hadis var yani. Ayet olduktan sonra polise ne lüzum var? Allah emretmiş diye yapıyordu. Şuur vardı ama şimdi o şuur kalktı. Onun için bu faaliyetler inşallah gelişsin, artsın. Allah'ın laneti üzerimizden kalksın. Çünkü ne buyuruyor bak, estağfirullah. Fel aseytum in tevelleytum. Siz, korkarım ki siz yeryüzünde bir yönetimi ele geçirirseniz, yani zenginleşirseniz, yetki sahibi olursanız, efendim idare makamında köşe başlarına oturursanız, en tüfsidû fil ard, yeryüzünde fesat çıkarırsınız, bozgunculuk yaparsınız,
efendim haksızlık zulüm yaparsınız ve tukattu erhamekum, rahimlerinizi, akraba ilişkilerinizi paramparça edersiniz, koparırsınız. Yani Allah'ın, haşa Allah korkmaz da, hani Türkçe'de diyoruz ya, korkarım böyle olur hani. Ya Allah korkuyor manasında değil. Ama umulur ki diyor, yani umulur ki de beklenen manasında değil. Yapacağınız gözlenir diyor. Hakikaten yapılmış mıdır? İslam sonrasında da. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi o peşine, asıl saadetin peşine, işte dört halife dönemi falan çıktıktan sonra bir bakıyorsunuz, hakikaten bir saltanat devreye girince, mülkü azuz, o ısırgan saltanat diyor. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? El hilafetü ba'di 30 sene. Benden sonra kamil halifelik 30 senedir. 4 halifenin döneminde bile 30 sene tamam olmuyor. Neyle tamam oluyor 30 sene? Hazreti Hasan Efendimizin halifeliği 6 ay. Hazreti Hasan Efendimizin 6 ayda koydun mu, Hazreti Muaviye'ye devretti işte 6 aydan sonra. O 30 sene ne büyük mucize ya. O 30 sene o 6 ayla tamam oluyor. Yani Hazreti Hasan da kamil halifeliğe dahildi mübarek. Sonra ne oluyor diyor? Tümme mülkün adun, sonra saltanat gelecek, krallıklar gelecek, ısırgan, ısırgan mülk gelecek. Yani birbirini ne yapmak için efendim? Rütbesini, makamını, mevkisini, koltuğunu, sandalyesini sağlamlamak için babasını kesen bir saltanat gelecek diyor. Oldu mu? Oldu. Tabii ki on sonraki Emevi, Abbasi den beri gelen bir saltanat dönemidir. Bu saltanatta çok iyi şeyler de olmuştur. Büyük fetihler olmuştur, İslam'a hizmetler olmuştur. Olmakla beraber de ne denemez, peygamber ve asr-ı saadet gibi de bir adalet iddia edilemez. O dönem hakikaten Allah için olmuştur. Ondan sonra mülk devreye girmiştir. İşte onun için diyor, siz ne yaparsınız? Yeryüzünde bozgun çıkarırsınız, akraba ilişkilerinizi koparırsınız. Ulaikellezine lanehumullah. Bunları yaparsanız işte onlara Allah lanet etmiştir. Bak, akraba ilişkisini aramayı, sormayı kesenlere Allah lanet etmiştir. Rahmetinden tebid etmiştir, ırak etmiştir. Fesammum, kulaklarını sağır etmiştir. Yani kalp kulakları duymaz, duygusuz hale getirmiştir. Ve ama absarum, gözlerini kör etmiştir. Yani hakikatleri görmez hale getirmiştir. Baktığınız zaman akraba ilişkisini, irtibatını koparan insanlarda merhamet diye bir şey, kalp gözü diye bir şey, kalp kulağı diye bir şey, hissiyat ve duygusallık asla bulamazsınız. Mutlak, çünkü hissiyatlı olan, zaten kalbi, gözü, kulağı, manevi halleri çalışan ne yapar? Fakiri arar, yetimi arar, miskini arar, akrabayı sorar. Yakın akrabaya, uzak akrabaya ne yapar? Hakkını verir. Şimdi böyle büyük bir tehlike, bu sıla-i rahimi kesme meselesi. Onun için 54 farzdan ben bunun derslerini yaptım. Bir iki ders kaldı işte. Hapisten evvel yaptım. Sonra orada bir sene boşluk oldu. Bir buçuk sene falan. Şimdi bitiriyoruz. Yani her ders, bazı ders iki ders gitti de. 54 farz var. 24 saatte hepimizin riayet etmesi gereken, bunları gözetmeden ölen Allah'a asi olarak çıkar mahşere. Hasan-ı Basri Hazretleri buyuruyor. Bu 54 farzı sırayla işte zikirdir, fikirdir, iyiliği emretmektir, işte zina yapmamaktır, içki içmemek, işte etmemektir gibi saydık, sayıyoruz. Birkaç derste de bitireceğiz. Ama bunların 21.si nedir? 21. farz sıla-i rahimdir. Yani akraba ilişkilerini gözetmektir. İşte bu dernek faaliyetleri, bu hemşericilik faaliyetleri neye yarar? Bu farzın yerine en iyi ve en kolay şekilde getirilmesine yarar. Bunlar eğer birbirinin akrabasını bile tespit etse, yıllarca akrabasını kaybedenler bile bu derneklere ulaşıp da ne yapabilir? Akrabalarını bulabilir. 30 sene, 40 sene biz teyzemiz mesela bir tane vardı, bulamamıştık. Ha bu dernekler olsaydı, o gelse kolay bulurdu, biz sorsak kolay bulurduk, değil mi? Demek ki farza hizmet eden, hatta yani daha da açıkçası farza hizmet eden farzdır ha. Vacibe hizmet eden vacip, sünnete hizmet eden sünnettir. Dolayısıyla birbirini tanıma, tanışma, arama, kollama, gözetme, yardımına yetişme, dara düşen elinden tutma faaliyetleri. Bunlar Allah'ın emridir. Siz bu hizmettesiniz, onun için tebrik ederim. Ama geliştiriniz. Daha biraz şumulleştiriniz ve yardım kampanyalarında hakikaten en mühim mesele, hastanelere in kalan, ilaç alamayan, efendim
bir eşyası yok diye evlenmeyi geciktiren, bu yüzden bazı haramlara da girme tehlikesi olan bu gibi işlere öne alın. Yani buna öncelik verin. Ya evet, belki bunlar vitrine oynamıyor. Çünkü senin bir fakire para vermen, efendim bir fakiri evlendirmen, efendim bir hastayı gidip ziyaret edip işte masrafını ödemen biraz reklamsı olmuyor. Ama hayır bundadır, fazilet bundadır, cevap bundadır. Ama sen öbür türlü çeşme yaparsın, şadırvan yaparsın, hayrat yaparsın, cami yaparsın falan, üzerine de falan Görele Derneği yaptırmıştır yazarsın. Bu tabelası olur bu işin. Ama ben size diyorum ki Allah rızası için iş yapıyorsanız, ki öyle düşünüyorum sizi, tabela ve etiketlerden ziyade insana yatırım yapın. Taşa toprağa, binaya değil de insana yatırım yapın. Eh, seni takvimdir insan. İnsan kadar değerli bir mahluk Allah yaratmamış. Yani insan fakir, muhtaç, ilaç alamıyor, evlenemiyor. İnsana yatırım yapın. Söylüyorum size, eğer siz insana yatırım yapıp insani faaliyetleri artırırsanız, hemşericilik bazında da olsa, çünkü herkes bunu yaptığı zaman herkesin hemşerisi olacak, bu sıla-ı rahimi gözetirseniz ve bu yardımları yaparsanız Allah itibarınızı kat kat artıracak, sesinizi, isminizi daha çok duyuracak. Belki senin o köprü yaptım, şunu yaptım, çeşme yaptım diye yazacağın pankarttan çok daha bereket gelecek derneklerinize. Niçin? Çünkü burada riyadan daha uzak, ihlasa daha yakın, ama Allah'ın en kıymetli yaratığına yardım konusu var. Hoca efendi, ne var? Bizim çeşitli faaliyet alanlarımız var. Onu da yapıyoruz, bunu da yapıyoruz. Çok teşekkür ederim. Allah mübarek etsin. O zaman hepsini yapın. Ama yine ağırlığınızı nereye verin? İnsana yatırım üzerine verin. Bu usta bir iki hadis-i şerifleri rivayet edeyim. Daha çok anlatacaktım. Vaktimiz yok. Başka bir yere sözümüz var. Başka işlerimiz, programlarımız var. Ama Rabbimizin Estağfirullah ve tekullah lezine tesâlûne bî vel erham. Ey benim kullarım, Allah adına birbirinizden istiyorsunuz, yardım talep ediyorsunuz, Allah aşkına diyorsunuz, Allah için diyorsunuz. İşte o Allah'ın adını madem her yere anıyorsunuz, katıyorsunuz, o zaman o Allah'ı sayın, haramlarından sakının. Çünkü her işte Allah dedik de, deyip de, Allah'ı araya koyup da, Allah adını anıp da bir harama, yasağa, günaha, zulme düşmeyin. Vel erham, bir de akraba ilişkilerini kesmekten sakının. Allah Teala ne buyuruyor, anlatabiliyor muyum? Allah'tan ne kadar korkuyorsanız akraba ilişkisini bozmaktan o kadar korkun diyor. Akraba ile irtibatı kesmekten Allah'tan korkar gibi korkun diyor. Çünkü Allah sizi gözlüyor, gözetliyor, cezanızı verir diyor yani. Bu sıla-i rahim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? La yarahu raihatel cenneti kâti'ur rahimi, akrabasıyla, yakınlarıyla, efendim, kan bağı olanlarla, anneden babadan irtibatı olanlarla ilişkiyi kesen cennetin kokusunu dahi duyamaz. Bu cennetin kokusunu dahi duyamaz lafı yani meşhur Türkçede de geçiyor. Bu ne demek biliyor musun? Bir hadis-i şerifte ne diyor? Eyneri aleyhüdüdün vesirati kamsimiyeti am. Başka hadis bu. Onu oraya bağlayınca size anlatayım diye bağlıyorum. Cennetin kokusu ne kadar uzaktan gelir diyor. Bir adam mezarından kalktığı zaman mahşer arazisinin üstüne kalkacak. Çünkü yevme tübeddelül arz gayral arz, Kur'an'da bu yer başka yer olacak. Gümüş gibi bembeyaz bir arazi, mahşere onun üzerine kalkacağız. O arazinin üzerinde Allah'a bir defa günah işlenmemiş. Çünkü bu arazi bulaşmış artık, günah işlenmiş. Günah işlenmemiş bir toprağa çıkacağız. Evet. Cennetin kokusu kabrinden çıktığı zaman bir adam duyulur. Nereden duyulur? 500 senelik yoldan duyulur. 500 senelik yoldan duyulur. Bir adam akrabasıyla ilişkiyi keserse, mezarından çıksa mahşere doğru giderken 500 sene bile cennete yaklaşamaz. 500 senelik yola bile yaklaşamaz ki kokusunu duyamaz. Cennetin öyle bir kokusu var. Şimdi bilmiyor musun? Bir koku oluyor, bir gül oluyor, bir şey oluyor. Bazı kere yani hakikaten insan bir metreden, iki metreden, bu ne ya, bu çiçek nasıl kokuyor? Bazı kere bir odayı falan kokutuyor. Cennet 500 senelik mesafeyi kokutuyor. 500 sene uzağını. Ama akraba irtibatını koparan onu duyamaz diyor. Böyle bir zem var. Yine hadis-i şerifte inne rahmete la tenzilu ala kavmin fi inqati'ur rahim. Bir cemaatin içinde akraba ile ilişkisini kesen varsa oraya rahmet gelmez diyor. Şurada dua yapsak,
Herkes amin dese sonra niye tutmuyor? Niye tutmuyor? Bu cemaatin içinde akrabasıyla irtibatı kesmiş, görüşmeyen bir adam varsa feyiz rahmet gelmez, dua reddolur. Ne yapacağız biz şimdi? Toplanıyoruz kalabalık. Dağılıyoruz, ondan sonra tutmadı. Tutmaz tabii, içimizde ne nane yiyenler var yani. Her nane yiyenler var. Ama yani içki içen olsa, zinaden olsa bile ben duymadım da bu kadar hadis okudum. Akraba irtibatını kesen varsa rahmet gelmez diyor. Bu hususta daha başka hadisler de var. Şimdi vaktim yok. İnne acelet taati sevaben salatur rahim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İbadetler içinde namaz kılarsın, oruç tutarsın, hacca gidersin, zekat verirsin, zikredersin, şükredersin, fikredersin. Sevabı var. Ama sevabı en peşin dünyada acele hangisinin gelir? Siz biraz zaten peşincisiniz ya. Tırınk para, keşi seversiniz. Bu size uyar. Namaz kılıyorum ya, ne zaman sevabı? Cennette bir köşk. Ya cennet ne zaman hoca? Dünyada bir dairem bile yok ya. Acele sevap istiyorsan akraba irtibatını Kur'an'a gelecek mükafat peşin. Hatta innel kavmle temmu envaluhum ve yekzuru adedun bi salatir rahim. Bir insan diyor akrabasını ziyaret ederse, arayıp sorarsa, kollarsa, yardım yaparsa malı artar, nüfusu çoğalır, bereketi çoğalır sıla-i rahim sayesinde. Yani bunlar nelik? Hepsi dünyalık. Mal ahirette ne lazım? Dünyada hemen diyor malın ekonomik durumun düzelir diyor. Akrabayla ilişkiyi kurduğun zaman. Ömrü uzatır. Ölümü geciktirir. Nasıl geciktirir? Allah biliyor tabii o sıla-i rahim yapacağım mı yapmayacağım mı, ona göre yazıyor. Bundan dolayı hatta bir hadis-i şerifte gördüm. Buyuruyor ki bir adama Allah diyor o kadar gazap eder, buğz eder, rahmetiyle bir kere tarafına bakmaz, adam yerine koymaz, ama akrabasını arayıp sordu. Yani başka günahları çok. Ama akraba ilişkisi olduğu için diyor malını da çoğaltır, huzurunu da artırır diyor. Millet de der ki ulan bu adamda namaz yok, abdest yok, bu herif niye mutlu? İşte tamam da bazı dünyada peşin verilen neler var? Karşılıklar var. Öbür ahiret hesapları başka. Ama ve acelül ma'sed ukubeten katiyatur rahimi vel bagi. Dünyada peşin ceza kime gelir? İçkinin, kumarın, faizin, fuhuşun hepsinin azabı gelir ahirette. Kimse tevbe etmeden ölen bu cezasını çeker. Ama peşin ceza kime gelir? Akraba ilişkisini kesenle bir de insanlara veya hayvanlara ise zulüm yapan, haksız yere zulüm, işkence ve eziyet. Bunların cezası dünyada peşin gelir diyor. Yani bunun için madem peşin sevap istiyoruz, peşinciyiz, bu irtibatları artırarak inşallah rahman ne yapalım? Mükafatlara nail olalım. Yine bir hadis-i şerif okuyalım. İzâ kâne beynekum ve beynel ilm biharun min nâr. İlimle aranızda ateşten denizler olsa, yani ateşten engeller var, ilme ulaşamıyorsunuz. Fehûdûâ iley. Ateşten deniz olsa dalın, mutlaka Allah'ın dinini, ilmini öğrenin. Fe inne li kulli şeyin tarikan, her şeyin neyi vardır? Yolu vardır. Yolsuz gidilmez. Ve tarikul cennet. Cennetin yolu nedir? El ilmu ilimdir. Şu anlattıklarımın hepsi ne şimdi? İlim. Ben bunları bilmesem, okumasam, anlatmasam bu hususta bilgisi olmayan amel edebilir mi? Edemez. İlimsiz amel olmaz. Cennetin yolunu da bulamaz işte. Cennetin yolu ilimdir. Vasılatur rahim akraba ilişkisini eklemektir. Vel hifzu emane, emaneti korumak. Emanet ne işte? Vazife emanet. Birinin bir yanında emaneti var, emanet. Dolu emanet. Her din emanet. Abdest, gusül emanet, emanet. Emaneti korumaktır. Evet, büyükler demişler ki kalbinde çok katılık var. Bu katılık yumuşasın istiyorsan oruca devam et. Çünkü oruç açlık ya. Açlık acaba duygusallık verir. Efendim, oruç tutuyorum. Kalbim yumuşamıyor. Namaza devam et. Gece namazı, teheccüd, işrak, kuşluk. Kılıyorum, yapıyorum, gitmiyor. O zaman haramların vardır. Günahlar, ne haramın var ona dikkat et. O yasaktan sakın. Yok efendim yine haramı da bıraktım. Yine kalbimde katılık var. Yetimlere hoş muamele et. Yetimlere riayet. Yetim ara, yetim sor, yetim gözet. Efendim benim ne yapsam, ne etsem kalbim yumuşamıyor. Huzur feyiz gelmiyor. Gözümden yaş gelmiyor. O zaman ne yap? O zaman akrabanı ziyaret et diyor. Yakınlarını ziyaret edersen Allah kalbini yumuşatacaktır. Bu gibi çok rivayetler vardır. Allah Teala amele muvaffak eyleye. Bu derneklerle bu sohbete vesile oldu. Allah onları mübarek eylesin. Hayırlarını artırsın. Ecirlerini artırsın.
yardımcılarını artırsın, üyelerini artırsın, destekçilerini artırsın. Onlar da ne yapsın? Onlar da bu işi daha kaynaştırsın, kuvvetleştirsin, güçleştirsin. Çok büyük bir güce ulaşarak inşallah sadece Görelilileri değil, çevre ilçeleri, illeri bile arayacak, soracak, yakından uzağa doğru açılacak, Müslümanlara, insanlara faydalı olacak, başarılı hizmetlere ulaştırsın. Amin diyorum. Evet, Lale Gül dergisi size getirildi. Bu dışarıda çıkarken arz ediyor. Ben şimdi vaktim çok yok, anlatamıyorum. Bugün Recep'in ilk günüdür. Allah hayırlı mübarek eylesin. Duasını da beraber okuyalım. Buyurun. Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve bellighna Ramazan. Bu hayırlı dualar var. Gece namazları var. Gayb gecesinin çok önemli bir namazı var. 30 rekat kılınan bir namaz var Recep'te. 10-10 kılınıyor. Başında, ortasında, sonunda münafıklar o namazı kılamaz diyor. Çok önemli bir namazdır. Münafıklar kılamaz diyor. Efendim daha birçok namazlar var, zikirler var. Sübhanel Hayyil Kayyum. Bugün 100 kere okunacak. 10 günün zikri var. İkinci 10'un var. Daha ne dualar var. İsmi azamlar var. Yani içinde ne ilimler var. Ne röportajlar var. Artık birkaç kitaba bedel bu Lale Gül dergisi inşallah. Efendim abone de olabilirsiniz. Size dışarıda da arz ediliyor. İstifade edersiniz. Çok ilim bulursunuz. Yani okumaya doyulamayacak kadar fazla ilimler yazdım. Hacetleriniz, muratlar. Mesela kötü huylardan kurtulmak isteyenin okuyacağı bir ismi şerif var. Efendim Ashab-ı Kehf'in isimleri daire şeklinde yazılmış. Üzerinde taşınmaya efendim bereket için, dükkan için, rızık. Neler neler neler. 2 saat şu dergiyi anlatamam. İçindeki ilimleri sırf. İstifade edebilirsiniz. Allah Teala faydalar ihsan eylesin. Amin. Subhane rabbil alemin alel vehab elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme neselukel cennet ve na'udü bike minen nar. Allahümme neselukel rıdâke vel cennet ve na'udü bike min sehatike vel nar. Allahümme neselukel cennet ve mâ karrabe ileyhâ min kavli ve amel ve na'udü bike minen nar ve mâ karrabe ileyhâ min kavli ve amel. Allahümme inna nes'eluke min khayri ma se'eleke min nebiyyike Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ve na'udhu bike min şerri ma sa'adeke min nebiyyike Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ve entel musta'an ve aleyke'l belâğu la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem teslimen kesîra velhamdülillahi rabbil âlemin lâ şerefe nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âlihi ve sahbihi meşâhına ve ilâ ruhin vâtina vâti müslimin ve vâti hâdirin dualarımıza amin diyen kadın erkek kardeşlerimizin geçmişlerinden bizi doğuran Adem ve Havva aleyhisselama kadar ulaşan şeceremizde, silsilemizde bütün inanarak ölmüş erkeklere, kadınlara, bütün ecdad ceddatımızın ruhlarına rahmetler, dağlar emsali rahmetler ulaşması niyetiyle. El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.